Hepinize iyi videolar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, mükemmel bir site tanıtacağım ve sitenin adını bilmiyorum. Ancak şöyle hemen ona gidelim. Görmüş olduğunuz üzere Photopea. Evet, Photopea. Evet, sanırım öyle oluyor. Çok mükemmel bir site. Hemen biliyorsunuz ki benim bilgisayarım tamirden döndü. Bunu bilmeyenlerle olur, bilmiyorum. Tamirden döndüğü için Photoshop, Motoshop, odur budur her programı tekrar indirmem gerekiyordu. Ancak Photoshop inerken böyle ne bileyim cracklemek için değişik değişik şeyler yapıyorsun falan. Uzun sürüyor. Ben de bunun için internete araştırdım. Photoshop Online ve boom, bu site. Mükemmel site. Harika. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Yani %100 güvenli midir size garanti edemem. Ancak çok işime yaradı. Photoshop'un bildiğiniz aynısı ve en son şimdi YouTube'a video atıyorum. Şurada hiç spoiler olmasın. O sekmeyi açmayacağım. Burada bir tane daha Google sekmesi var. Yani öyle çok güzel. O zaman isterseniz şöyle bir tane fotoğraf yapalım. İşte bütün her şey aynı. Yani şöyle bir dakika. Tamamdır. Şimdi çok daha iyi görüyor olmalısınız. File deyip buradan New dersiniz. Yine normal Photoshop'ta bildiğiniz üzere. Normal yapıyor. Ben şöyle yapıyorum thumbnail'larımı genelde. Zaten otomatik orada gösteriyor. Bildiğiniz şöyle boş bir sayfa açmış oluyor. Mesela benim bir fotoğrafım vardı. Minecraft oyunu bitirme diye. Ya da evet onu kullanalım. Şu anki attığım video. Eğer bunu izliyorsanız birazcık spoiler da olacak ama neyse onu yapıştıramıyoruz. Evet arkadaşlar bir tane screenshot çektim. Onu buraya yapıştırayım ben. CTRL V tuşuyla yeni yapıştırıyorsunuz. Bunu başka türlerde yapıştırabilirsiniz. Ancak öyle. Şimdi ben bunu sabitlemek istiyorum. Edit Free Transform kullanıyorum ben. Daha simetrik transform yapabilirsiniz. Ben simetriye çok takmıyorum açıkçası. Şöyle direkt kabaca bir eşitleme falan yapıyorum. Bence gayet güzel oluyor. Thumbnail'larımı da böyle yapıyorum. Yani yanda böyle boşluk kaldı ancak takmıyorum. Şimdi evet fotoğraf da halletmiyorum. Hiç böyle videom yoktu. Neyse. Text yazısını tıklıyorsunuz. Buradan bir text yapalım. Üste hangi text şeyinin olduğu yüklendiğini söylüyor. Biraz yazıyı ben değiştirmek istiyorum. Örneğin nasıl bir şey kullansak. Bayağı kullanışlı yani. Şöyle bir şey kullanalım. Korku filmi gibi. Rengi ben kırmızı yapmak istiyorum. Şöyle okey diyelim. Ve yazıyor mu? Yazıyormuş. Deneme fotosu. Aynen. Şöyle yazınızı yazıyorsunuz. Böyle ortaya bir yere koyayım. Bunu zaten kaydetmeyeceğim bilgisayarıma. Şöyle okey diyorsunuz ve gördüğünüz üzere fotoğrafımız oldu. Bu yazıya ben azıcık daha efekt eklemek istiyorum. Blending options dediğimiz zaman böyle bir şey açılıyor. Buradan stroke koyalım. Daha belirgin olsun. Tabi stroke'umuzu şöyle siyah yapalım da daha iyi olabilir. Aynen. Ondan sonra da Alter Glow yapıyoruz. Yani hiç yabancılık çekmedim ben. Diğer böyle uygulamalar, örneğin Paint falan. Paint aslında fena değil. Oradan da bayağı thumbnail'larımı yapmışlığım var benim yıllarca. Yani böyle değişik değişik her şeyi yapabilirsiniz. Bayağı güzel ve kullanışlı bir site olduğunu söyleyebilirim ve size de tavsiye ederim. Son olarak da indirmesini göstereyim. Şöyle, yani indirmeyeceğim ancak göstereceğim. File diyorsunuz. Buradan ben yani export as PNG yapmıştım. PNG olarak falan kaydediyor. Buna bastığınız zaman böyle fotoğraflarınızı kaydedebilirsiniz. Aynı Photoshop'ta olduğu gibi ve şöyle videonun sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar, buraya kadar videomu beğenmişseniz de daha fazla bunun gibi bir çarşıdan video beğenip kanalıma abone olursanız o zaman görüşürüz.